Merhabalar, ucuzluğumuzu tanıyalım serisine devam ediyoruz. Atar damar, toplar damar. Bu sıklıkla bizim çok eski bilgilerimize dayanarak, okuldan kalan bilgilerimize dayanarak atar damar temiz kanı taşıyor, oksijenlenmiş kanı taşıyor. Toplar damar ise kirli kanı, oksijenden fakir, karbondioksitten zengin kanı taşıyor diyebiliriz. Fakat bir takım kafa karışıklıkları var. İlk önce onları bir gözden geçirelim. Birincisi, toplar damar daha ince yapıdadır duvarı. Atar damar ise duvar yapısı daha kalındır ve orta bölümünde de bir kas yapısı bulunur. Ve atar damar kalpten aort kapağı açılıp kan vücuda atıldığı zaman kılcal damar sistemine kadar götüren tüm damar sisteminin birinci başlamasıdır. Ve bütün damar sistemine bakacak olursanız yaklaşık 150 bin kilometre, yani kılcal damarlarda dahil olmak üzere. Ve bu atar damarda kalp kapağı açılıp ilk kan bu sisteme atıldığı zaman bir basınç oluşur. Tansiyon, büyük tansiyon. Sonra kapak kapandığı zaman o büyük boru sisteminin, tüp sisteminin içerisindeki, yani damar sisteminin, atar damar sisteminin içindeki kalan kanın oluşturduğu basınç da diastolik, yani küçük tansiyonudur. Ve normalde atar damarda oluşan bu iki basınç nabız olarak, değil mi? Elimizi koyduğumuz zaman nabzımızda hissediyoruz veya şah damarında hissediyoruz. Böyle bir nabız oluşturuyor. Halbuki atar damarın bu yüksek kan basıncına karşın toplar damardaki kan basıncı çok çok daha düşük. Ve üstüne üstelik atar damarın bu orta tabakasında bulunan kaslar da bazı durumlarda kasılıyorlar, bazı durumlarda ise gevşiyorlar. Bu da iyi bir şey. Diyelim ki elinizi kestiniz ya da bileğiniz kesildi, buradan bir atar damar kesildi, foşur foşur kanıyor. Hemen bakarsanız aslında kanamasına karşın damar ucunun büzüldüğünü görürsünüz. Neden? Çünkü bu büzülme ile fazla kan kaybını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Benzer şekilde de bir bölgede damar tıkanıklığı olduğu zaman bu orta tabakadaki kaslar gevşiyorlar ve damar genişliyor. Yani diyor ki burada bir daralma var. Ben o zaman burayı mümkün olduğu kadar kan akımını arttırayım, biraz genişleyeyim diye düşünüyorlar. Halbuki toplar damarlarda böyle bir tansiyon oluşturan güçlü bir kas sistemi ve bir pompa sistemi söz konusu değil, değil mi? Mesela bacağımızdaki kan yukarı nasıl çıkıyor, değil mi? Orada bir pompa mı var? Hayır, böyle bir pompa yok. Genellikle toplar damarlar kasların arasında olduğu için kaslar sıkıştığı müddet içerisinde kan yavaşça yukarı çıkar ve bir kapak sistemi vardır, valve sistemi vardır. Belli santimlerde yukarıya kadar çıkar ve kasıkta da iki tane damar birleşir. Oradan karın içine, oradan da kalbe gider. Kalpten de akciğere gidip orada oksijenlendirilip geri döner. Ve toplar damar sisteminde özellikle bacaklarda bu ince duvarlı olan toplar damarların genişleme özelliği vardır. Yani bir nevi depolama sistemi vardır. Nitekim birisinin tansiyon düştüğü zaman, bayıldığı zaman yere yatırıyorsunuz. Ondan sonra ayaklarınızı kaldırıyorsunuz ya. Çünkü ayakları kaldırdığınız zaman her iki ayakta kasların içerisinde yaklaşık 1,5 litre kadar kan toplar damarlarda depolanmış oluyor. Dolayısıyla bacağınızı kaldırdığınız zaman ne oluyor? Oradaki kan kalbe gidiyor. Kalp kendisine ne kadar kan gelirse o kadar kan pompalar. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte diyebileceğimiz bir hadise söz konusu kabaca. Bir başka önemli fark da şöyle, toplar damarla atar damar sisteminin içerisinde özellikle atar damarların en uçta gittikleri yer neresi? Bunu bir öğrenin. En uçta gittikleri yer bir kılcal damar sistemi. Bir taraftan atar damar geliyor, öbür taraftan da toplar damar olarak çıkıyor. Yani iki sistem bu kılcal damar sisteminde buluşuyor. Hani cildimizde bazen böyle örümcek ağı gibi varis hastalarında özellikle bacaklarda bir takım çatlaklar, kılcal damarlar ortaya çıkar ya. Bunun çok çok küçük ölçüde ve çok yoğun olduğunu düşünün. Çünkü neden? Atar damarlar oksijen olmak üzere şeker, besin maddeleri ve hormonların hepsini hücrelere götürüyor. İşte bu kılcal damar sisteminin etrafında da hücreler var. Ve ilk önce kandaki bu maddeler hücreler arası sıvıyı oradan hücreye geçiyor. Hücreden de ne yapıyor? Eldeki boşları alıyor. Diğer atık maddeleri alıyor ve onlar da toplar damar sistemine geçiyor ve oradan kalbe geri dönüyor. İşte bu da çok güzel bir sistem. Niye çok güzel bir sistem? Çünkü bir şey alıyorsunuz, bunun karşılığında bir şey veriyorsunuz. Yani taze malları alıyorsunuz, eski malları geri veriyorsunuz. Ve eğer herhangi bir nedenle basınç ile çalışan bu sistemde bir bozukluk olursa burada şişlik oluşuyor. Buna ödem diyoruz. Eğer bütün vücudu ilgilendiren bir durumsa bütün vücutta ödem oluyor.
veya belli bir bölgeyi ilgilendiriyorsa o bölgede ödem meydana geliyor. Peki sadece bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Niye? Çünkü işi garantiye almak için bir de lenf sistemi var. Yani atar damarlı gelen giden. Temiz sular gidiyor, kirli sular gidiyor, değil mi? Ama bir de bunun altında, hücrenin altında bir lenf sistemi var. Bu lenf sistemi de aslında kanalizasyon sisteminin bir yedek parçası olarak kullanılıyor. Başka maddelerde buraya süzülüyor. Buradan da bunlar üstte kalbe giden ana toplar damarları dökülüyor. Temel farklılıklar böyle özetlenebilir. Peki bilinen yanlışlar nedir? Bir kere onu hemen söyleyeyim. Birincisi, eğer bir toplar damarı hastalığınız varsa, örneğin bacağınızda varisiniz varsa, bu bir kalp tıkanıklığı, kalp damar hastalığı anlamına gelmez. Bundan dolayı kalp krizi geçirmezsiniz. Bundan dolayı felç geçirmezsiniz. Veya herhangi bir şekilde varisiniz var, illa da orada pıhtı olacak diye bir kaide söz konusu değildir. İkinci olay, eğer toplar damarda herhangi bir pıhtı olduğu zaman kalp krizine veya felce neden olmaz. Çok çok fazla miktarda, bakın tekrar altını çiziyorum, çok çok fazla miktarda pıhtı olursa ve bu özellikle bu pıhtılar kasığın üzerine çıkarsa, işte o zaman o pıhtılar kalbe gider, kalpten de akciğere gider ve akciğerin bölümünü kapatır, çalışamaz hale getirir, işte ona da akciğer embolisi adını veriyoruz. Onunla ilgili videoma da bakabilirsiniz. Biraz eski ama sanırım yeterli olur. İkinci bir konu, illa toplar damarda variste, varis olan her kişide pıhtı olacak anlamına gelmez. Çok özel durumlarda bu kalbin sağ tarafına giden pıhtı, kalbin sağ ve sol oducuklarını birleştiren yerde bir delik varsa, kalpte delik varsa, o zaman sol tarafa geçip sol taraftan beyne gidip ufak çaplı felç belirtileri ortaya çıkabilir. Ama bu oldukça ender bir durumdur. Hem toplar damarınızda pıhtı olacak, hem kalbinizde delik olacak. Ama bazen çok ender olsa da böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Her varis hastasında pıhtı olacak diye bir kaide söz konusu değil. O küçük kılcal damarlarda pıhtı anlamına gelmez. Küçük kılcal damarlar en azından bacak toplar damarlarında basınç artışını ifade ederler. Özellikle ayak bileğinizde ve ayak bileğinizin çevresinde küçük kılcal damarlar, mavi damarlar artmışsa, bu işte toplar damarlardaki basıncın artışının cilde vurmuş görüntüleridir. Evet, kabaca atar damar, toplar damar farkı bu. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.